Are you lost baby Ya Ya biz Netflix'te bir film izledik de hangi kategoriye sokacağımızdan emin değiliz şu anda. Film desen evet ama yazım tırt. Porno desen çok daha kalitelileri var. porno için yetersiz ya. Yetersiz yani artı 18'i vermişler ama tam da olmamış gibi de yani. Sadece hani kaç 8 tane de kadın memesi bu kadar. Erkek de var. Var. Yani tamam yani karakterlere gireceğim giremiyorum bir dur tuhaf bir durum ortada. Konumuzla bir başlayalım. İki tane başrolümüz var. Massimo ve neydi? Ana değil. Laura. Laura. Massimo ve Laura. Massimo ile başlayalım. Kendisi bir mafya babasının oğlu. Sicilyalı. Sicilya. Ama Afgan tipi var herifte. Yani ben anlamadım. Valla Sicilyalıları tanımadığım için çok da emin değilim o noktada. Çok üstüne durmak istemiyorum. Olabilir. Ama İtalyan kökenli falan böyle. Adam seksi içinde. Bunu söylemek lazım. Ya sen esmer seviyorsun ondan. Esmerlik diye hiç alakası yok. O vücuda ulaşmak için ne kadar uğraşmak lazım biliyor musun? Yok. Yani spor yaptığım dönemden biliyorum ama öyle 3 günlük 5 günlük bir şey değil. Yani her gün ya da haftada 5 gün spor yapacaksın. Kardiyonu yapacaksın. Proteinleri, buzları hepsini yiyeceksin. Tavuk göğsü yani. O tavuk göğsüyle olacak işler onlar. Seviyor zaten meme. Sever tabii ki de bizim de sadece gördüğümüz olduğu için. Neyse. Hayır, problem film içerisinde bir kere vücut çalıştığını görmüyoruz. Yani hiç inandırıcı olmamış. O vücuda sahip olan bir insanın hiç spor yapmıyor olması. Oğlum adamın s**tını da bilmiyorsun ama adam ölmüyor yani patlayıp. Neyse en azından bence bir kere halter kaldırsaydı. Neyse. Konumuz şu. Kaldırdı bayağı kaldırdı. Bizim başrol Massimo'yu bir mafya babasının oğlu olarak görüyoruz. Babası diyor ki işte hani bir gün bütün hepsi senin olacak. Tam Hakuna Matata yani şeyden. Aslan Kral'dan çalınma bir sahne. O sırada baba vuruluyor, öldü. Buna da kaldı. Açılış sahnesiydi değil İlk mi? açılış sahnesi. Bir güzel kalecik gibi bir yerde duruyorlar. Etrafta hiçbir şey yok. Yiyor bu kurşunu. Babasının bir de içinden geçip buna da saplanıyor. Hani belki ölecek ama ölmeyeceğini gayet biliyoruz bir yandan. 5 yıl geçiyor da ileride bu ne denir ona? Mafya başına geçiyor. Ne denir ona? Baba. Baba oluyor. Ama Güya. işte ne denir? Ailenin başına geçiyor. Ha. Godfather işte. Tam father oluyor. Evet. Herkes bunun dediğini yapıyor. İnanılmaz zengin. İşte uyuşturucu. Çok üstüne durmadılar onun üstüne ama yani uyuşturucu işleri yapıyorlar. İşte restoranı var, işte kafesi var, oteli var falan diye söyleniyor. Diğer başrolümüz de Laura. İş dünyasında aslında başarılı ve güçlü bir kadın karakter olarak görüyoruz. Ve bu da erkek arkadaşıyla ki hiç yakıştıramadığım bir erkek arkadaşıyla beraber yaşıyor. Doğum günü, moğum günü falan filan. Erkeğin bunu çok fazla sallamadığını görüyoruz ki kız çok seksi yani minyon tatlış böyle suratı bebek gibi falan. Hani ben çok beğendim. Senin Yani başka bir düşüncen var gibi benim baktım. çok tipim değil ya. Ha. Çok bebek yüzlü lan hani hiç şey yapmazsın yani. Ben daha erkeksi. Yok ya yani çok minyon geldi bana kız. Ben kadın dediğin o kadar minyon olmamalı Ya ben bence. minyon seviyorum. Boyum zaten 1,40. Altına Yani. vermesi lazım. Neyse, bu Laura işte iş dünyasında iyi, erkek arkadaşıyla arası iyi değil ki zaten olmaması lazım. Ki zaten cinsel olarak da tatmin etmediğini de filmin başında görüyoruz. Bu böyle oyuncaklar kullanıyor filmin başında öyle söyleyelim. Her oyuncak kullanan ne, tatmin etmemiş mi oluyor? Ama yani görüyoruz zaten o sahneyi biliyorsun yani. Biliyorum. İstiyor, adam istemiyor. Bu gidiyor yatak odasına kendini kurcalıyor yani orada. Evet. Şimdi bu kızın doğum günü var. Ve başka bir ülkeye geçiyorlar işte küçük bir kaçamak yapacaklar. Hem erkek arkadaşı hem diğer arkadaşları bilmem ne. Yani iyi ki doğdun şarkısını Rusça bir şekilde dinledik. İçimi ağladı ya. Hani rahatsız etti, fiziksel olarak rahatsız etti. Büyük ihtimalle bir Amerikan İngiliz de bizim iyi ki doğduğunu duyduğu zaman rahatsız oluyordur. Tam o şekilde yani. Bu başrol adamla kadın bir noktada kesişiyorlar. Diyor ki buna Are you lost baby girl yapıyor böyle. Biz de böyle izledik Allah Allah nasıl karşılaştı ve bir anda yok oluyor o sahneden. Hani ruh musun oğlum sen falan dedim o noktada. Hani adam bu arada gerçekçiyse bu kızın yürüyüp de geri dönme süresine bakarsan hakikaten hızlı bir şekilde koştu böyle otun arkasında saklanıyordur o sırada. Yani Adam başka ninja. başka türlü olamaz o. Bir iki sahnede daha Aha. bu oluyor bu arada. Bir böyle filmden gene Takip koparan ediyor bir kız ya sahne. manyak. Hayır, takip ediyor da niye yok oluyorsun? Saçma.
Gereksiz. Ninja değilsin sen. Hani ya da yürüyor göster. Daha karizmatik durur yani. İlgilenmedim yürüdüm de. Değil mi? Yok öyle. Yok oluyor adam. Allah Allah diyor kadın. Sonra bir anda böyle o ülkenin ara sokakların, ha bu arada bir sahilde görüyoruz, bir havuz kenarında görüyoruz. O sırada erkek işte gitmiş yürüyüşe gitmiş bilmem ne falan, kız da diyor beraber gidecektik sen hayırdır benim doğum günüm diyor. İtiyor havuza, bu çıkıyor kendi başına gezeceğim diyor. Ulan tamam gez de, bilmediğin bir ülkedesin, niye o kadar sapa sapa sokaklara girersin? Hadi diyelim girdin. Yani git evine o noktadan sonra, ama karşında bir araba, farlar yanıyor bir anda. Tam böyle şey sinsi bir durum var ortada. Arkasını dönüyor. Bunun elemanlarından bir tanesi işte hay mı diyor, bir şey diyor. Are you lost mu diyor. Are you lost demiyorsa da fark ederdim. Are you lost'cu başka. O bizim adam. Bunu bayıltıyorlar da bayılttığını da görmüyoruz. Bir anda o karşı karşıya kaldıkları sahneden kesiyorlar filmi. Bir anda kızı yatakta görüyoruz bu adamın evinde. Peki orada bir duralım. Tamam mı? Evet. Şimdi. Bunlar doğum günü kutlamaya geldi ya. Evet. Bunlar diyelim ki İstanbul'a gelmiş. Bu film İstanbul'da olsa ne olurdu? Kız ara sokaklarında yürüyor Laleli'nin. O kızdan haber alamazlardı bir biraz daha. Biraz öyle. Çok üzücü ülkemiz adına ama gerçekten öyle. Öyle her yerde yürümeyeceksin. Kurva yani. Kurva soka diye götürürlerdi yani oradan. Suka. Suka biliyat derdi ama yok olurdu kız. Yani işte aslında orada da adamı zaten kaçırdılar, kızı olacağı şey oldu. Kızı kaçırdılar ya. Adam mafyayım ben, her şey benim emrimde. Adam kaçırdı aldı ya. Ama olay neymiş? Hani sadece öylesine bir kaçırma değil. Bu adam 5 senedir babası vurulduğu anda, kendisine de kurşun girildiği anda bir vizyon görüyor. Bu kızı rüyasında mı görüyor, hayal meyal görüyor, işte resimlerini çizdiriyor. Evde böyle devasa bir resmi var falan. Kızı hayatında ya yani bulduğu zaman da kaçırmak istemiyor olarak düşünmek lazım. Hani göya romantik ama kaçırıyorsun gene kızı. Oğlum hayvan, git tanış olayı anlat, bir şansın olur. Yok sen niye, hayır sen mafyasın, tanışmazsın, orada olay olacak. Ha senaryo olması için de belki böyle oldu ama hani Stockholm sendromuna çevirmeye çalışıyor bir noktada. O anlamaz onun olayı odur. Sicilya ama sendromu. Böyle bir tuhaf bir durum olmuş. Daha tuhaflıklar geliyor ama. Diyor ki bana işte bir şey mi içirmişler bu arada? Belki de o önlerine bir şampanya geliyordu başta. Aa benim sevdiğimden sen mi ayarladın diyordu sevgilisine. Yo ben yapmadım diyordu. Ama kız içmiyordu onu bir yandan da. Belki de içti de o yüzden mi? Ama yo sabahleyin de görüyoruz. Böyle saçma yani. Bir şey içirmişler. Bunu söylüyorlar bize ama uyuşturucunun etkisiyle şimdi uyanıyorsun mevzusu var. Ama içtiğini de görmedik. Hani sallanmış birazcık. Hani lazy writing derler ya, hani ne denir ona? İşte hani çok bandit, düşünülmeden yazılmış birazcık bu senaryo. Neyse adam açıklıyor. Diyor ki ben seni işte böyle 5 senedir düşünüyordum, karşıma gelince de kaçırmak istemedim falan. Sana diyor ki bak sana hiç dokunmayacağım diyor. Sonra ensesine laf diye de yapışıyor böyle, ben patronum diyor. Sen nereye gidiyorsun falan yapıyor. Diyor ki sana 365 günüm var kızım ne? Bak bu 365 gün içinde bana aşık oldun oldun, yoksa seni salacağım. Yani dünyanın öldüreceğim değil. Ya. Hani salacağım. Ben hani, ben orada neye takıldım biliyor musun? He. Niye 365 gün lan? Ha bir yıl demiyorlar kısmına mı diyorsun? Hayır. Yoksa niye 3 ay? Niye 2 ay demiyorsun? Niye 2 sene değil? Hadi bak adam kota mu var adam lan böyle romantik bir şey? Ve on, bak 2 ay deseydi biz niye 3 ay demiyor diyebilirdik. Bir yıl koyduysan bir yıl koymuşsundur ama 365 gün demezsin. Sana bir yıl veriyorum dersin. Hani söylem olarak bana saçma geldi. Bir de başka bir noktada da 365 diyor yani tekrardan. Neyse. Diyor ki bana aşık olacağım bilmem ne. Adam ama hakikaten seks yani. Bir vücut var. Çok üstüne durmayacağım bunun. Daha ne duracaksın zaten? Adamın üstüne hakikaten çıkmadığın kaldı yani, yani kız olsan hani vardır ya o laf tam o mevzusu. Ben yani asla var ya sümüğümü atmam kız olsam. Allah Allah. Donumda sallarım lan, o kim? Kızla başta salladı da sonra sallayamadı. Sonra birlikte sallandılar. Dur geliyorum. Salınacak. Yani o geldi, ben yeni... Sonra bu dallama kızı etkilemeye çalışıyor. İşte yok böyle pahalı yerlere götürüyor. İşte bir sürü poşetleri görüyoruz. Alışveriş alışveriş yaptırıyor. Ayakkabı mayakkabı alıyor. Ulan yani, yani düşünsene sen kıza diyorsun ki ben seni bir sene içinde kendime aşık edeceğim. Kız da tamam diyor. O zaman al sana ayakkabı. Hadi bakalım ayakkabıyı aldın. Bu kadar seksist bir bakış açısı. Ağzına sıçayım ben senin. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Yani hiçbir ilişkinde... Yazan öyle düşünmüş işte. Ya yazanın da... Şimdi şeyde sen bir ilişkiye başlayacaksın. Kızın birinden hoşlanıyorsun, tamam mı? Hemen ayakkabı alırım. Yani özellikle ayakkabı alırım ki bir şeyler yaşayalım. Ama ayakkabıyı aldın diyelim ki yatağa gittin. Ayakkabı ayağında yok. O zaman çık dışarı. Ne bileyim yani böyle bir çok
gerizekalı. Para verdin, giyeceksin, her yerde giyeceksin. Tabii canım. Ya bu kız şey oluyormuş değil mi? Hani bayramda ayakkabıyla yatma şeyi vardır ya bizim böyle. Çocukken. Yeni alınan ayakkabı. Hakikaten ha, ne güzel günler. Kız da labutenleri almış yanına, yatıyor altı kırmızı böyle. Kaç bin liraydı onlar? Kaç bin euroydu? Değişiyor model model. Hadi sallayalım, 5000 euro. Açıkçası ben almadım. Ben şey... her hafta sonra çıkarım ve bir tane. Benim ayak numarasını çalışmıyorlar. dolayısıyla alamadım. Ya ona alışverişe çıkartıyor bir şey. Bir ara bir kaçıyor kız. Diyor ki işte polislere, işte ben kaçırıldım, bana yardımcı olun. Bizim adam tekrar çıkıyor bilmem ne. Polisler diyor ki abi hoş geldin falan yapıyorlar böyle. O sen de adamlar gidiyor. John Wick gibi değil miydi? Herkes tanıyor. Polisler de tanıyor olarak. Polis aynı geliyor mantık, mesela aynı çıkıyor mantık. Aynen. Ama yani bütün şehri mi, her bir polis mi tanıyor seni? Yani birazcık random bir durum var orada. Hadi neyse. Orada tekrar bir Are You Lost Baby Girl falan durumları var. Bu lafı da anlamadım yani. Hani ya. İlkinde bak aşık oldum diyorsun ya. Hı hı. Hani ona böyle mi gidersin? Ama sen babasın. Aşık etmeye çalışıyor. En karizma, en sert duruşunla mı duruyor? Sert duruş da Are You Lost Baby Girl. Hani beni ya, bir etkilemedi. Bir catchphrase koyması lazımdı. Şeyde de vardı ya, o Green'in 50 tonunda vardı. Öyle bir lafı vardı herifin, yine hatırlamıyorum ama. Bir şey diyordu ya, bunlar şey... Don't tempt me, don't argue with me. Öyle bir şeyler diyordu. Sürekli ya, yemek yedi. Bu arada kıyaslayacağım birazdan Fifty Shades'le de. Neyse, geliyorum. Öncesine de gideceğim onun. Dur sen dur. Bunlar bir işte bara gidiliyor. Bu barda böyle kısa etekle giyiyor. Çok kıskandım bilmem ne. O sırada bir savaş çıkacak. Çünkü başka bir ailenin adamı buna yazmaya çalışıyor. Fakat kız da kaşınıyor o sırada. Yani bilinçli yapıyor. Striptiz direğine çıkıyor. Sallıyor bir taraflarını bilmem ne. Başkası gelince de onun yanına işte hayır uzak dur falan. Sonradan diyor ki bana tecavüz etmeye kalktı. Ulan hani bak... Sokakta geçenle kıyaslamıyorum bunu, tecavüz tabii ki etmeyin öküzler, lafım yok ama sen ulan zaten o ailenin içinde, o durumun içinde olduğunu biliyorsun. Mafyaların arasında, suçluların arasında olduğunu biliyorsun. Çıkma o direğe salak, hani amacın o değilse. Sadece bir kıskandırmak için de yapılmaz bu. Kızıştırıyor ortalığı ya. Ve kız yani adam silahları çıkardı böyle, ikisini birden tuttu. Hani çıkın buradan de, dedi diğer aileye patron Massimo. Yine bir kadın yüzünden dağılan aileler. Kavga, gürültü. Ben şey sahnesini bekliyorum. Hadi oraya gel ya. Heh. Hani şey vardı ya, bu kızı yatağa bağlıyor da başka bir kıza... Heh, oraya geliyoruz. Şimdi oraya giriyoruz. Gel hep beraber gelelim. İlginçti. Dur. Çok ilginç bir sahneye geliyoruz. Bunlar bir başka ülkeye mi gidiyorlar? Başka bir otele mi geçiyorlar? Bir şeyler oluyor o sırada. Takipten de çıkıyorum artık bir noktadan sonra. Ben de ya, ben de. Ben şey bekliyorum. Ne zaman sevişecekler artık ya diye yani. Geldi. O sahneye gel. Yani... Orada sevişmiyorlar. Dur. Bir şeyler oldu orada ama. Bunlar bir uçakla giderken de bu alttan kurcalıyor Massimo. Pardon. Çok özür dilerim. Şunu söylemem lazım. İşte uçakla bilmem nereye gideceğiz dediği zaman işte hayır ben gitmem falan diyor. Ama sonra başka bir adam bunu sırtında taşıyor ve işte o sırada alalalalalala diye sesler çıkararak götürüyorlar uçağı. Ulan senin bir karakterin vardı be kadın. Sen güçlü kadındın ya. Hani o sırada şey yapsan, hani adam omzuna atmışken seni böyle altta diye gitmiş olsan senin karakterine çok uygun olacaktı. Hayır, orada lili Zeyne gibi götürdüler kızı. Götürdüler. Saçmaydı. Neyse, otel kısmına gelmem lazım. Buna bir otel odası ayarlamış. Kendi odası zaten var. Büyük ihtimalle de kendi oteli zaten. Tabii kendi resmi var orada. Bu kız kaşınıyor. Çıkıyor odasından. Bunun odasını tıklatıyor. Giriyor odaya. İşte istiyorsun beni biliyorum falan tavırları bir şey. Adam da sürekli don't tempt me, hani beni ne denir onu, kurcalama. Bitiremeyeceğin işi başlatma tarzı laflar ediyor. O öyle değil o. Ne diyor? Yemeyeceğin patatesin altına yatma. Don't tempt me tam ne demek? Beni kışkırtma. Kışkırtma, aynen evet, öyle. Kışkırtma. Ya nasıl başlıyordu o durum bilmiyorum işte. Adam çıplaktı yanlış hatırlamıyorsam. İşte istiyorsun biliyorum falan, çok iyi bakıyorsun falan mevzuları var. Ama işte hayır istemiyorum, işte rüyanda görürsün falan yapıyor ama dibine de giriyor falan. Sonradan da anlattığında da hani muhteşem vücudu var, işte penisi şöyle çok güzel falan diye arkadaşına anlatıyor. Oraya da geleceğiz. Hani bakmış adam güzel bulmuş ama kaçırılan insan hani tiksiniyor olması lazım ama karşında yakışıklı seksi bir adam olunca demek ki bütün yelkenler suya düşüyor yani. Tabii canım. Bizim gibi sempatik adamlar ne yapsın? Kendi adına konuş. Neyse, bunu bir anda sinirleniyor. İşte gıcık ediyorsun beni bilmem ne. Yatakta zincirler hazır bu arada. Deriler takılıyor. Bacaklara deriler takılıyor. Kız bu şekilde asılı. Bak şimdi kaçırdığını göstereceğim diyor. Devamı sende. Şimdi abimiz şöyle bir oturuş sergiliyor. Yani yapmam lazım.
Beraber mi yapıyoruz, tek başına mı ben yapayım? Sen kendi başına yap. Ben burada ne yapayım? Masanın altına mı gireyim? Bir tane bir kız geliyor odaya. Birini çağırıyor. Yok, önceden çağırmış galiba değil mi? Bir kapıyı hazırdaydı kız. Hazırda duruyor kızlar. Abimiz oturuyor böyle tam 90 derece. Açıya da baktım. Yatakla bunun oturduğu tabii. Koltuk 90 derece. 180 yani, derece daha doğrusu. Yatak sizsiniz. Ben koltuktayım. Ben de çakma maksimumuyum. Böyle bir kol açma sahnesi. Şöyle tabii, tam baba açıyor. Yani. Baba, abla geliyor alttan çalışmaya başlıyor. Şimdi burada bir oral seks sahnesi görüyoruz. Zaten bu filmin biraz daha bence diğer seks konulu, seks temalı filmlere göre farkı şu. Oral seks sahnelerinin fazlalığı ve bunun birazcık abartılması. Haşin olması. Yani yok, yani bir sürü tarzı var. Ne bileyim, bu dondurma yemek gibi. Şimdi olsa yerdim bir tane. Hani ısırarak falan yiyen var. Ne bileyim, emerek yiyen var. Reklamlarda olan gibi mi? Yalayarak yiyen var. Bir sürü tarzı var bu hikayenin ama sahneyi çok abartmışlar. Çok ön plana çıkarmışlar. Önceki filmlerde daha doğrusu yani yine hatta her şeyin göründüğü filmler de vardı. Yani daha explicit dediğimiz filmler de vardı. Nymphomaniac. Nymphomaniac ama Nymphomaniac'ta çok şey kullandılar. Çok güzel yazılmış bir film ama. Seks dublörü kullandılar. He. Tabii. Ama mesela The Brown Bunny diye bir film var mesela. Orada çok net görüyorsun. Nine Songs diye bir film var. Orada bayağı başını sonunu her şeyini görüyorsun. Ve şey yani uncut olarak görüyorsun. Hı-hı. Bu öyle değil. Bunda yani orada bir şey olmuyor aslında. Yani çekerken belli, orada ekip var, şu var, bu var. Yani bir aksiyon gerçekleşmiyor ama biraz abartılmış, biraz kısa sürmüş. Yani böyle... Evet, baba dediğin adam da yani. Baba dediğin adam da. Ama bir... film ne yapsın yani? 10 saniye, 20 saniye hadi abartıyorum. Bir de aksiyon aynı yani. Sürekli eğil kalk, eğil kalk. Yani bu ne kadar sürebilir? Hani bir kurcalama falan da yoktu. İşte adamın patronluğu, işte her şeye sahip olabiliyor olmasından dolayı yapacaksın bunu diye hani tık 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 mevzusu var. İşte ama yani senin orada. O demin anlattığın sahne vardı ya, kız bunu şey yaptı, kurcaladı. Evet. Hani şey diğer o şeyde bar gibi olan sahnede de yaptı, striptiz direğinde. Bu sefer de adam aynısını ona yapmış oldu güya. Fakat tabii iyi bir sahne miydi? Bence sahne başarılı. Yok be. Bütün film hani bak. Ses eksikti, ses. Oo, ses eksikti. Müzik vardı. Müziklere girmem lazım aklımdayken. Abi her yere saçmışlar. İnanılmaz ya. Yani bize ne hissettiğimizi hissettirtmeye çalışmış daha doğrusu. Bir de Netflix bu şey değil. Sadece İngilizce ilerlemiyor. İşte Rusça da var, Fransızca da var falan. Bir de şey aksanlar olduğu için alt diziyi açmak durumunda kaldım ben de. O noktada da bir de şey... müzik başladığı zaman altta şeyleri de yazıyor ya, işte kimin müziği ve müziğin de şeyleri, ne denir ona, sözleri falan yazıyor. Sen yanlış çok yalnızım ya. Bilmem ne falan, ne? Sen şey için mi o disabled altyazıyı mı açtın? Closed caption şey, English auto generated. Yani şunu diyeceğim, nedir ona, başta İtalyanca başladı ya zaten. Tabii. Otomatik geldi. Doğru yani doğru. Ben doğru. İtalyancam yok, o kadar da ilerletemedim kendimi. Ya şey o müzikler her bir sahnede, her bir sahne bitişinden diğer sahneye, yani mekan olarak değişimde sürekli müzik, yeni bir parça. Bir de gereksiz yüksek ses olmuş orada benim gözümde. Böyle bir tuhaf bir durum olmuş. Fazla kullanılmış ya da en azından öyle söyleyeyim. Neyse, konudan sapmak istemiyorum. Sapma sapma. Bu bir de şey taktırmış, işte işini bitiriyor adam orada. Kızı gönderiyor, yani hayat kadınını gönderiyor. Bizimkisi hala bağlı orada. Ama o da tripten tribe giriyor sahnede. Ha böyle bir ay ben de mi acaba bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler diye. Oluyor. Ay tam... içim geçiyor. Keşke benim de olsa. Hani... O bakışları atıyor tamamen. Madem öyle yatın anasını satayım. Bir de işte şey o sistemin o şekilde çalıştığını bilmiyordum. Hoşuma gitti. Şimdi bacaklar arasında bir tane şey demir parçası var. Fakat şey diyor, teleskobik diyor. Kız hani şu kadar şeyle oturuyorsa böyle benim üstüme gelmedi ay diye uzattığı zaman... O demir kalıyor orada ve daha da hani açılmış oluyor. Daha oynarsa daha da açılacak bilmem ne. Sistemin o şekilde, yani demir versiyonunu daha önceden görmüştük başka yerlerde. Ama hani açılan bir sistem olduğunu bilmiyordum. Hepsi mi öyle değil mi bilmiyorum. Neyse. O sırada bir kurcalıyor adam, bir şeyler yapıyor. Bana dokunmayacaktın ama hafiften dokunuyor. Yani sözünü bile tutmuyor aslında. Sonra işte başlayacak başlamayacak, işte kız istiyor karşısında belli. Ama hayır, daha şey konsentini vermedi. Ne denir ona? İşte izinini vermedi ona. O yüzden yapmıyorum havasında işte çıkartıyor kilitleri bilmem ne. Kız da pıtı pıtı gidiyor odasına geri. Ha bu arada göğüs sürekli açık, bir röpte şambır tarzı göğüs bir ne? Şey var.
Kızın göğsü, bir göğsü sürekli açıktı orada. Bebeğim onun adı Meme. Neyse işte. Tavuk göğsü. Şimdi yavaştan tekne sahnesine geliyoruz ama ona gelmeden önce aklıma bir şey geldi. Ondan da bahsetmek istiyorum. İlk kaçırıldığı anda bunun telefonunu, laptopunu yani kenara koymuş, bir şey yapmamış ona ama hani vermeyeceğim sana diyor. Zamanı gelecek onun diyor. Üçüncü günde veriyor. Hani belki kız da onu üçüncü gün verir diye düşündü herhalde. Güzel. Bir telefona. Yani şeyi anlamıyorum. Hani bir şeyden dolayı güveniyorsun ama ulan kızı da mı hissettin? Aşık olacağından ne kadar emin olabilirsin? Kız da bu arada arıyor annesi babasını. Kimi arıyorsa artık. Diyor ki işte ben Sicilya'da bir otel işi buldum. Bir senelik. İşte şimdilik burada kalacağım. Merak etmeyin, hiç sıkıntı yok falan. Ulan sen kaşınıyorsun. Ha sonradan aşık oldun mu? Oldun. Peki ama gerçekçi gelmiyor kaçırılan bir insana göre. Ya bir de aşk mı onun adı ya? Herif neyse senin işte. Önünde emdirdi Stockholm. Yani. Emdirdi adam ya kızın önünde. Sicilya. Neyse. Sicilya. Sicilya. Ben öyle diyorum, o adamların değişiyor. Sicilya. Sicilya. Şimdi tekne sahnesine gelmeden önce de şöyle bir şey var. Bir baloya gidiyorlar birlikte, böyle maskesi. Adam maske takmıyor tabii ama kadın takıyor. Bir kadın geliyor sarışın. İşte yeni malım bu mu falan tarzı konuşmalar bilmem ne. Bir de İtalyanca konuşuyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Seksi kız da değil, anlamıyor. Seksi. İtalyanca seksi. Fransızca da seksi de biz kullanamıyoruz. İşte öldüreyim mi kızı, öldüreyim mi, öldüreyim mi falan yapıyor böyle. Adam orada hadi git buradan kış kış falan diyor. Bizim, kış kış mı diyor? Neydi? Laura da işte soruyor ne dedi bilmem ne. Seni öldürmekle tehdit etti falan. İşte bir önceki sevgilim ama işte bir yerden de bir mafya bağlantısı var herhalde ki öyle bir durum var ortada. Neyse bunlar artık korkudan mıdır, bir yer bir şeyden midir, bir tekne turu yapalım diyorlar. Ebesi kadar büyük bir yat. Çok da güzel, başarılı bir yat. Burada işte tartışıyorlar böyle bir şey olur olmaz bilmem ne falan. Bu salak aşağıya düşüyor tekneden. Bir de hani 2 dakikada boğulacak bu arada bizim adam atlaması aşağıya. Ulan denizdesin, duran bir tekne yani. Sen yüzmüyor muydun? Havuz başında yatmak kolay ama yüzme bilmiyor musun sen? Hani kıyafetli bile olsan batmazsın orada o kadar yani. Bir tane yaptın mı havada duruyorsun zaten. Hani abartmaya gerek. Adam atlıyor arkasından işte hemen kurtarıyor bilmem ne, taşıyor yukarı bir şey bir şey. Kız gene bayılmış bu arada. Yatağa yatırıyor falan. Kız bayılmayı seviyor. Kız bayılmayı seviyor. Uyandığı anda bizimkisi yanında ama işte üstünü çıkarmış, ıslak ya. Benim hayatımı kurtardın diyor. Aa bir de ıslanmışsın. O zaman doğal olarak senin pantolonunu ben çıkarmalıyım. Hani yapmayın ya, yani çok saçma. Ama neyse işte pantolonunu çıkarmaya başlıyor, çıkartıyor, indiriyor. Hoba! Bilocan. Hatırladınız mı? Hatırlamazlar mı? Bilocan yapsana bana. Ve adamın yine bir take me deyişi var. Al beni. Take me. Al beni. Ülker. Cem Yılmaz. Sponsorluğunda gene. Ya. Evet bu şey yani yazan yöneten artık her kimseye blowjob'la ilgili yapamadığı şeyler olmuş herhalde. Massimo'ya yaptırıyor hepsini. Orada başlayan seks sahnesi bitmiyor. Yani şöyle orada bir böyle yakın planlar görüyoruz. 2 dakika falan sürüyordur rahat. Film süresi için de bir seks sahnesi 2 dakika iyi başarılı yani. Ama... Ama devamı var. Ama. Hadi amasını bir gir, ben o sonra gireceğim tekrar. Şimdi ben izliyorum böyle. Evet tamam, bir yakınlaşma oldu. Orada bir hırslar oldu. Bir şey oldu filan. Sonra başka sahne görüyoruz. Teknenin üzerinde bunlar sevişiyorlar. Seks yapıyorlar. Ama böyle drone'la çekmişler, tamam mı? Uzaktan adamla kadın çok küçük ve çok ritmik hareketler. Pimpon topu sektiriyormuş gibi bir şey gördüm orada. Yani ve o kadar... Komiğime gitti ki gülmekten yerlere yattım. Değmez. Ritimden bahsetmişken bir fark ettiğim bir şey var. Söyle. Ayna karşısında olan da hangi sahnedeydi hatırlamıyorum ama bir ayna işte tezgah şey tezgah diyeceğim işte lavabonun üstüne işte kızı koyuyor. İşte o sırada sevişmeye başlıyorlar. Hani ritim vardır artık. Bir noktadan sonra uyarsın ve o ritimle beraber hareket edersin ya normalde. Yok. Filmde artık gerçek bir penetrasyon olmadığı için o ritim tutmuyor. Kız daha bir hızlı hareket ediyor, adam daha yavaş aslında falan. Bir noktada kız yavaşlıyor, adam daha hızlı. Böyle oturmamış. İçine alamadı yani bizi sahneler. Sahneler bizi, evet. Yani ya. Olmadı. Yani. Gerçek, bak olmuş sahneler de var ama. Ha? Empati kuramadım. Kesinlikle öyle yani. Kuramadım yani. Olmamış. Yok. Bir de bak şimdi o tekne sahnesinde... şey yapmışlar bir klip gibi, bir müzik klibi gibi. Orada burada hani müzik devam eder ve Serdar Ortaç klibi. Devam eder ve konuşmaya bir noktadan sonra orada söyler, burada söyler, burada söyler. Sözler devam eder ama mekanlar değişir ya, aynı mantık.
tekne üstü işte bilmem ne tezgahı, yatak olabilir, yer olabilir, her yerdeler tekne içerisinde ama lan 4 defa çekmişler tekne üstü, orası burası burası, 5 tane lokasyon varsa bunu sürekli tekrar ettiriyor. Evet, dönüyor. Tekne üstü drone shot, yatak, tekne üstü drone shot, yatak, tezgah, tezgah, tekne üstü lokasyon bir şey falan. Hani kopuyorsun doğal olarak. Bir de şeyi düşünüyorsun. Bunlar hadi yani birbirlerine bir anda hakikaten kenetlendiler. Çok güzel bir seksüel partner olduklarını fark ettiler. Hiç derdim yok bununla. Oradan oraya gitmeye çalışır mısın sen? Hayır. Yani benim yani gerçekçi olarak düşün. Tekne sahibisin bilmem ne. Hı hı. Hadi birincisi yatakta başladı. Sonra acıktım mutfağa gittim. Mutfakta başladı. Sonra havuza mı geçtin? Nasıl bu bir anda A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den A'ya, A'dan B'ye gidiyorsun? Yine hani abartı. Abartı olmuş benim gözümde. Bir de benim takıldığım şey şu oldu. Takıldığım değil de güldüğüm şey. Şimdi bu drone sahnesi var ya, teknenin üst ön kısmında bunlar ritmik jimnastik yapıyorlar. Şoför nerede? Yok, şoför kaptan değil. Kaptan nerede? Kaptanı da geçtim. Onları da uyutmuştur. Gözlerini bağlamıştır manyak da. Şimdi onu bir drone çekiyor. Drone'un çekmesi için yakınlarda bir yerlerde bir tane tekne var. Tamam mı? Teknede bir tane zavallı droncu var. Drone pilotu var. Ondan sonra ama mesafe çok uzak. Yani çünkü denizi de gösteriyor bayağı orada. Hmm. Yani o droncu aşağı yukarı bir 50 metre, 50 metre falan geride, net geride. Evet. Hani 30 metrede. Şimdi kim bağırıyor ona? Çek çek diye. Yani çünkü sahnedeki drone'da hiç kimsenin olmaması lazım. Megafonla aksiyon diye bağırsan duyar herkes yani. Tamam, aksiyon diye de diyelim ki başka bir pozisyona geçeceğiz. Megafondan ne diye bağırıyor? Pozisyon değiştir. Pozisyon değiştir. Change places. Bunu yap, bunu yap. Change places. Ya çok komik bir sahne olmuştur ve o komikliği de hissettim ben. Net hissettim yani. Orada hiç ciddiyet yoktu. Yani o çocukları olmaz onların, öyle söyleyeyim. Devam edelim. Mutsuz bir seks sahnesi. Ya beraber mutlu olduklarını hissettirdiler sonra Gio'ya. Bu arada rol yapma yeteneklerinde bir sıkıntımız yok. Adam çok hani şey duruyor, hani ne denir ona? Mimiksiz duruyor. Normalde beni rahatsız eder ama işte korkusu, endişesi az çok belli ediyor ki az çok belli etmesi gereken bir karakter diye. Hoşuma gitti mesela şeyde. Lost Bullet'ta batmıştı bana. Adam böyle duruyor sadece falan diye. Burada mesela hiç rahatsız etmedi. Kız çünkü çok mimiksel. Hani mutlu, bir de hani şey bakışları, o aşufte bakışları vardır. Hani tam o şeyleri yapıyor. O hoşuma gitti. Kızı bu arada ben de beğendim. Kız tam senin kalemin aslında ya. Sen seversin öyle şeyleri. Minnoş. Değil mi? Çok minnoş, çok tatlı. Neyse. Cebine koy gezdir. Neyse tekrardan. Tamam, bundan sonraki sahnelerde seks yok, anlatsan. Ben şey yapıyorum. Şimdi bunlar işte karaya çıkıyorlar bilmem ne. Hani tekrardan bir tehdit unsuru var düşüncesinden dolayı. Kıza diyor ki sen bir Polonya'ya geri git. Bir takın evinde, ben geleceğim. Kız da ne oluyor ya bilmem ne, ben sana aşık oldum. 365 güne ihtiyacım yoktu. Pardon, onu orada geri gidince söylüyor da. Neyse yani tam aşık olmuş. Hakikaten olmuş ama. Gidiyor bu Polonya'ya tek başına. En yakın arkadaşı... Duydunuz yine sesini. En yakın arkadaşı Olga ile görüşüyorlar. Olga'ya da işte başta, bu arada çok tatlı ilişkileri var. Hafif bir biseksüellik mi yoksa çok yakın olduklarından mı öyle bilmiyorum ama şeyde bile hot tub'a, jacuzzi'ye girip ağzını, ayağını ağzına falan sokuyordu. Bilmiyorum nasıl bir ilişkileri var. Seviyorlar birbirlerini en azından, onu biliyoruz. Çok. Ve çok güzel bir şekilde de açıklıyor başta, işte önce şöyle oldum, aşık oldum bilmem ne falan yapıyor. Sonra adam kaçırmıştı beni falan diye de anlatıyor her şeyi Olga'ya. Olga da diyor ki haklı olarak da, manyak mısın kızım sen, dön geri kaçalım işte, bir şey yapalım. Bu arada diyor ki işte senin tipini değiştirelim de klaba gidelim, işte makeover yapalım, ne denir ona, makyajlı bir şekilde kendimize güzel bir bakım günü yapalım, sonra da klaba gidelim eğlenelim falan. Gidiyorlar hakikaten klaba bunlar, tam eğlenecekler bilmem ne, Olga da başka birini buluyor, o sırada kayboluyor, bunun eski sevgilisi geliyor. Diyor ki işte ben seni unutamadım, işte aşığım bilmem de. Bu arada Massimo da bunun başka bir kadınla yaşadığı ilişkilerin fotoğraflarını çektirtmiş. Bunu buna gösterdi. Bizim Laura'ya gösterdi. İşte hani haberin olsun, hani zaten seni sevmiyor ya da aldatıyor en azından falan diye de bana, beni sev mevzusundan dolayı. Çok işe yaramaz. O adam eski sevgilisi değil miydi işte? Eski sevgilisi, aynen. Ha, başka bir ilişki deyince sanki hani daha da öncesiymiş gibi. Adam aldatmış Laura'yı. Tabii canım. Gidip de Laura'yı aldatmış. Terbiyesiz. Ulan sevişebiliyorduysan kız yanında zaten istekli, neyse. Bu şeye evine kadar bırakıyor işte bu eski sevgilisi. İşte beni affet, böyle ev bir şeyler eve girmeye çalışıyor falan. Bizim Massimo evde böyle bir tane koltuğa oturmuş. Polish
konuşuyorlar orada. Bu dili bilmiyorum ama galiba senin eve gitmeni istiyor tarzı bir yorumda bulunuyor arkadan. Karanlıkta oturuyor falan. Adam da pardon abi falan diye çıkıp gidiyor hakikaten. Geliyor burada bizim kız. Ne yapıyorsun sen, neredeydin işte, bir şeyler hadi bir şey. Yani ulan aşık olduğunu söylüyor bilmem ne falan filan. Sabaha da evlenme teklif ediyor fakat parmak zaten yüzün yüz. Aman yüzük zaten parmağında. Hani o da ojivoy yapıyor yani. Çok etkilendim bilmem ne falan filan. Sukalar, bilyatlar, kurbalar falan. O uçuşuyor gene havada. Tamam diyor, evleneceğim. Peki. Yani hayır aslında ama. Bu da ama, da peki hadi. İyi peki. Seviştiniz. Tamam bu da. Hadi en azından neyse. Günaha girmeyin, evlenin. Girdiler bir defa. Bitti. Yanacaklar. Adam zaten yanacaktı da. Bunlar geri dönüyor. İtalya, Sicilya'ya. Sicilya'ya geri dönüyorlar. Adamın evinde takılırken işte düğünü planlamaya başlıyorlar. Bu sırada alışverişler, bir şeyler, gene kıyafetler. Ben bununla işte gezmeliyim, işte bir baloya ya da bilmem neye gideceğim artık. Olga'yı da çağırıyor. Diyor ki işte senle bak evleneceğim sürede yanımda ol falan bilmem ne. Olga geliyor hakikaten. Bununla bir tartışıyorlar. Sen delirdin mi, çıldırdın mı, kimle evleniyorsun falan filan. Daha bir dakika geçmeden önce anlıyorum seni de, tamam o zaman seni destekleyeceğim falan diyor. Çok çabuk dönüyor yani olayla. Hızlı hareket ediyor. Film de bu arada 1,5 saat falan yani. Hani belki 1 saat 40 dakikadır emin değilim ama uzun, hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Tam bunlar işte şeyi, elbiseyi seçtiler bilmem ne. Bizim Massimo kendi evinde. Bir de bu arada Massimo'nun da en yakın yardımcısı, babasının da yardımcısı olan yardımcı Hugo'ydu yanlış hatırlamıyorum ama tam emin değilim. Adamı da ara sıra görüyoruz etrafta. Laura'yı sevmediğini söylüyor ama işte şey, şımarıklığından dolayı falan filan. İşte problem çıkardığından, diğer ailelerle arasında problem çıkardığından dolayı. Neyse bunlar elbiseyi seçmiş bilmem ne. Diyor ki bu Olga'ya, ben hamileyim. Tamam, çok çok doğal hatta yani, çok normal. Hugo bir telefon alıyor. Doğruysa ismini, doğru söylüyorsam. Hugo bir telefon alıyor arabada giderken. Laura'yı öldürecekler. Bas diyor, bas gaza bas diyor işte, git 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 bir şey bir şey. Patronu arıyor, patron açmıyor, telefonda Laura ile konuşuyor. İşte şöyle yaparız düğünümüzü, böyle yaparız, ay seni çok özledim aşkım bir tanem falan. Hugo eve doğru gidiyor. Laura'lar işte Olga ile birlikte bir tünele giriyor. Zaten onu da drone ile çekmişler. Tünel girişini göstermiş, tünel çıkışını göstermiş fakat arabanın girişini fakat çıkamayışını görüyoruz. O sırada Hugo zaten evine gidiyor. Şey, patronla konuşmuyor bile yani. Suratına bakıyor böyle. İşte o da Laura, tünele girdiler ya böyle. Laura bilmem ne. Bir anda böyle gözler yaşarıyor. Telefonu düşürüyor. Diz üstüne çöküyor. Lanet olsun, ağlıyor bilmem ne. Direkt kabul ediyor öldüğünü. Oğlum manyak mısın sen? Gitsene bir oraya. Nereden biliyorsun öldü ölmedi? Belki o sırada sıktı senden bir şeyler, kaptı belki. Hani adam var sonuçta yanlarında. Bir diyan şey, bazuka mı attılar? Yok öyle bir şey. Yani bir endişelen önce, direkt öldüğünü kabullenme manyak. Ben de bekliyorum ki şey, yani bir anda değişecek ortam falan. Yok, film bitti. Ne oldu, biz ne izledik abi? Abi. Abi ne lan? Abiye. Abi ne yaptık biz yani? Seks sahneleri hadi tamam idare eder diyelim. Bizi filme sunduğun şey o kadar gerçek dışı bir hale gelmiş ki. Adam ne yapacak şimdi? Niye başladı bu durum? Niye babayı öldürdüğümüzü gördük bu adamı? Yani bu adamın işini de görmedik. Hani yaptığı işleri de ilerlemedik. Bir de kendi evinde bağlı bir adam vardı işte. Çocuk sattığını öğrendiği için işte onu bağladı. Seni yok edeceğim bu şekilde falan filan dedi. Hani adamın karakterinin, tamam kötü bir işle uğraşıyorsun da bir sınırın var. Hani çocuklara asla zarar vermem tarzı bir, teşekkür ederiz bu arada, çok sağ ol. Allah bir sınırım var diyor. Karakterleri bize sunuyorsun. Sonu böyle tırt bir şekilde bitiyor. Sinir oldum. Sesim daha da inceliyor. Ne kadar incelebilir daha? Yani bir yorum kat buraya. Şimdi o yazarım ben ta. Şimdi Netflix bir film yapmak istemiş yine. Daha doğrusu biri yapmış, Netflix'e satmak istemiş de. Birileri düşünüyor şimdi. Yeni gençlik, yeni gençlik dediğim atıyorum 2010'lular, 2000'liler, şunlar bunlar, ergenliğe girenler. Artık böyle bizim gibi zavallı 80'lerde doğan adamların çektiği şeyi çekmiyor, tamam mı? Giriyorsun internette, bir arama yapıyorsun ya da bildiğin abone olduğun sitelere. Her türlü senin içeriğin var. Şimdi önceden bazı filmlerin içine böyle sitelerden bahsediyorsun değil mi? Tabii. Hablı hamsterlı. Tabii. Evet. Önceden böyle bazı filmlerin içine seks sahnesi koyarlardı.
Hatta benim de ilk böyle ucundan gördüğüm vajina o filmlerden bir tanesidir. Böyle bir gece eve geldik ailemle. Küçüğüm daha, çok küçüğüm. Instinct. Aynen öyle. Temel Yani içgüdü. Sine 5 vardı o dönemde. Televizyona bastım. Gece ama 2 falan yani. Bizde de Sine 5 var, maç izliyoruz falan. Annemler de ayakkabılarını falan çıkarıyor. Televizyon açıldı. Sharon Stone bacak bacak üstüme attı, tamam mı? Ben böyle ağzım açık kaldım o Kaç ara yaş böyle. dedin? Hatırlamıyorum. Ufaktım ya Ha, yani. yani teenage miydin olarak soruyorum. Yok, çok Ha. teenage değildim yani. Hani küçüktüm yani. Okay. Neyse. Şimdi o dönemlerde onu gördükten sonra bunun peşine düşüyorsun. Çünkü hani başka bir şey bulma şansın yok. Hangi filmlerde daha güzel öpüşme sahnesi var? Hangi filmler Öpüşme değil de erotik? açık sahneler var. Erotik film denilen bir janra çıktı sonra. İşte bu Emmanuel serileri. İtalyan bir yönetmen vardır, Tinto Brass diye. Onun filmleri vardır. Caligo muydu? Ünlü bir filmi vardı böyle. Herkes birbirine. Duymadım. Spartaküs'ün şeyi gibi düşün yani. Herkes birbirini beceriyor. Bu filme gerek yok. Çünkü hani böyle mainstream bir film yapmaya gerek yok. Herkes zaten istediği içeriği buluyor. Ha, bu filmin Netflix'te Türkiye'de ilk onda olması çok garibime gitti. Hani böyle bir Ha, açlık yok. insanlar o şeyden dolayı, resminden dolayı, aa bu seks dolu bir film belki izleyeyim olarak izliyor. Ama Bak biz de seks dolu bir izlemiş filme olduk yani. ihtiyacımız yok. Yani Elbette yok ama bak filmlerde bazı kaçış noktaları vardır yani, en son sahnede eğer gösteremiyorsa kamera böyle şeylere, perdelere doğru uzaklaşır ve zaten seviştiklerini görürüz. En son sigara yakar halde görürüz belki. Tamam, onu yapmaları çok doğal çünkü hani veremeyecekleri, atıyorum 10 yaş sınırlaması olan şeyler bunlar, hani 18 değil, asla değil. Herkes de izleyebilsin diye öyle yapar. Romantik komedi olsun bilmem ne olsun, ama şimdi sen erotik film de yapmıyorsun aslında çünkü filmin çoğunda erotik değil. Ama şimdi erotik film dediğin filmlerde de kural şudur. Meme gözükür. Ondan sonra azıcık böyle Adamın poposu. çok popo da gözükmez. Yani Adam birazcık poposu. Adam poposu adam, her adam. yerde var. Hani pubic Tabii. hair birazcık gözükür. Kıl yün gözükür. Ama asla aksiyonu görmeyiz. Yani şu yok arkadaşlar. Şu yok, tamam mı? Ama mesela hani şöyle gibi, burada bir örtü var burada böyle. Böyle bir şeyler oluyor. Öpüşmeler böyle manasızca. Şu var yani. Tamam mı? Şimdi erotik film zaten bu filmle aynı şey. Yani bunun uzun versiyonu, sevişme sahnelerini uzat, erotik film oluyor. Artık zaten kalmadı. Benim çözdüğüm, yani anladığım şey şu. Bak şimdi mafya koymuş, tabanca koymuş, uyuşturucu koymuş, club sahnesi koymuş, seks koymuş. Formülasyon olarak filmin tutması lazımdı, tuttu zaten. Ama kim izleyecek? Yani benim derdim o. Onu Herkes izledi işte. ona da İlk ona ona da yorumum var. girdiyse. Ona da yorumum var. Evet. Bunu kim izledi biliyor musun? Ha. Mesela sevgilinle çıkıyorsun. Daha Ha. yeni Yok, başlamışsınız. söylemene bile gerek yok, anladım ne demek istediğini, ama söyle tabii ki, pardon. Daha yeni başlamışsınız. Netflix'ten chill. Hayatta açmam ki yani o filmi. Kız açtı. Kız açıyorsa Bekliyor. zaten dur, ha onu açıyorsan ben direkt onu kapatmayayım, Hay ya da giderim bilindir, filmin yani. nasıl bir film olduğunu bilmiyorsun. Şimdi oraya çıkıyor, tamam mı? Nasıl bilmiyorsun? Hay Direkt diyelim. artı 18 sex violence her şey yazıyor. Ya iyi de hepsini şeyde, çoğu filmde var artı 18. Nerede var? Var. Sonra da izleyelim. Hayır Yok öyle yok, değil yani. kastıma değil ama 365'te o sahnede zaten yani tam sevişme sahnesini koymuşlar Hayır, ya, çok filmin neyle vahşet olan halinde olacağı filmlerde belli. mesela artı 18 koyuyor. İçinde küçük bir seks var. Seksi de yazıyor. Hani vahşeti fazlaysa da 18'i alabiliyor. Tabii canım. Hani Evet. dolayısıyla vahşet filmi diye de açabilirsin. Filmi izledin. O oldu, bu oldu. Azıcık böyle bir kıpırdanır gibi olursan olay bir yerlere gidebilir mi? Gidebilir. Yani gidebilen insanlar vardır herhalde. Bana böyle uyduruk, dandirik, iğrenç bir film gibi geldi. İzlediğim Eğer dakikalara ki üzgünüm. Vakti, harcadığım vakte üzgünüm. güzel bir son yapabilmiş olsalardı, mesela Laura oradan kurtulmuş olsaydı ya da bizim adamın Laura'nın ölü bir halini bulmuş olsaydı ve hayatına kendi son verseydi. Çünkü çok havada kalan bir son oldu benim gözümde. Hani tamam öldü Laura, öldü kabul, ama bir şey ver bize ya. Yoktu o. Ben sona ihtiyacım var. Ben havada kalan filmi sevmem. Ha, ikincisi de çekilemez bu filmin Böyle yani. mutlu bir son mu istiyorsun Mutlu yani? olmasın. Hüzünlü olsun abi. Ağlasın gitsin oraya, hayır desin, cenazesine gitsin ve ben de bu işleri bırakıyorum desin atıyorum. Behlül gibi Richter'in şeyine. Yani bir şey Yani. yapsın orada. Ya bak, bu filmleri başlatan, bizim dönemimizde başlatan ilk önce bir kitapla başladı bu. Ben lisedeydim, okuyordum onu sınıfta. Melissa P. Ha. Yatmadan önce işte yüz fırça Fırça darbesi darbesi. falan. O sonra o satınca abarttı, ikinci üçüncü kitabı yazdım, bir tane daha yazdı biliyorum ama o tutmadı. Sonra hemen filmini çektiler.
Aynı kafa. Her şey aynı kafa. Yani seks satar mantığıyla olan film. Daha sonra aradan geçti bir 10-15 sene. 10-15 sene. Fifty geldi. Green'in 50 tonu hikayesi geldi. Kitapla başladı yine. Onu da okudum. Kitaplarını okumuş olan... Okudun. Okudum tabii canım. Ha bak ben okumadım. Ama şöyle bir yorum var. Senin yorumunu merak ediyorum. Kitaplarını okumuş olanlar filmle çok bağdaştıramadık diyorlar. Yani çok daha agresif bir şey. Yani düşünceler de yazıldığı için oraya... İşte şöyle tuttu, böyle vurmasını istemiştim ama evet, şunu evet, yaptı evet, falan evet. diye. Ulan film nerede ya? 3 film çekildi Fifty Shades Green'in 50 tonu için. Birinci filmde zaten ne olduğunu bilmiyoruz. İkinci filmde birazcık daha sevişme sahnesi var ama genel olarak olay o değil. Üçüncü film neydi zaten? Böyle Red Room, Red Room, Red Room ama yok. Hani kimse girmiyor oraya. Girse bile kız şeyiz... En saçma bulduğum sahne, en saçma bulduğum sahne, o belki o filmi de yapmalıyız, bilmiyorum. Yapmaz, yapmayız. Yok ya ben artık sevmiyorum hayatta, böyle şeyleri. Hayatta yapmam ama şunu söylemem lazım. Porno film yaparım onu yapmam. Bir kontrat imzalıyorlar, kontrat imzalayacaklar hatta, kız işte maddelere bakıyor, işte değiştirecek ona göre falan filan. Böyle okuyor 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 işte şunu kullanabilirim, bunu kullanabilirim, seksüel objelerden bahsediyor. Butt plugs. What are butt plugs? Ulan, butt plug. It's a plug for your butt. Sinir yapmıştım o sahneye, özür dilerim, atıyorum. İyi içinden. Sisteminden attın, güzel oldu. Unplugged it. Unplugged. Unplugged. Bak, Sekreter diye bir film vardır. Sekreter, kült be de ne diyorsun, yani, karşılaştırılır hayır, mı? Hayır, izleyen varsa bilir, izlemeyen varsa da gidin izleyin. Gerçekten yani erotik. Şaplağın keşfi. Sadomazoyu öğreneceğiniz bir film olur yani. Film olarak film olur yani. Porno çek ya da yani biz seksi vermeye çalışıyoruz değil. Hakikaten sadoyu seven bir adam, hakikaten mazoyu seven bir kadının hikayesiyle alakalı bir şey. Hiç spoiler vermiyorum, gidin izleyin. Kesinlikle ben çok sevdiğim bir filmdir. En son kaç sene önce izledim ya ama. O içeriklere girersek mesela Lolita da vardır. Hani, tabii canım. Lolita da muhteşem bir filmdir ya da işte Çalınmış Güzellik, Stealing Beauty. Hı hı. Yani konuştuk zaten onun evet. hakkında daha önce de. Ayrı hani... şeyde konuştuk, daha konulmadı o. Ha konuştuk ama siz bir daha gün, görmediniz. Bir gün arabada olduğumuz videoyu gördüğünüz zaman bunlar hakkında bahsettiğimizi anlayacaksınız. Doğru. Hani bu filmler gerçekten bir film olarak bir değeri olan filmler. Ama bu 365 günler neyse artık bir dedi. Değeri yok. Hiç yok. Tavsiye bir etmiyorum. Bir daha izlenmez hatta. Bir yani. Daha izlenmez. Bence bir kere bile izlemeyin yani. Ne bileyim gidin başka bir şey izleyin. Maç izleyin. Futbol izleyin. Kısacası biz bu filmi çok beğenmedik. Onun üzerinden ben 3 veriyorum, 2 veriyorum falan diyebiliriz. Ben vermiyorum. Hiç o vermiyormuş. En azından bir yani film olduğunu okey veriyorum o kadar sadece. Siz videoyu beğendiyseniz beğene basıp, beğenmediyseniz beğenmedime basıp, abone olursanız, alarmı açarsanız, özellikle arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz, çok seviniriz. Bu arada çok tatlı yorumlar geliyor. Bu da bizi inanılmaz sevindiriyor. Çoğuna da cevap, yani hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Bizi en azından daha çok motive eden şeyler bunlar. Gördükçe bu tür şeyleri pozitif, negatif bile olsa bile biz bunu yapıcı olarak kullanmayı tercih ediyoruz. Yani şundan dolayı kötü dense bile... Bunu ha haklılar haksızlar ona göre bir yol belirleyebiliriz kendimiz olarak düşündüğümüz için her birine teşekkür ediyoruz tek tek. Bu videoyu çekerken kaç kişiyiz şimdi? 65 yani. 65. Bu kadar. Yani düşününce milyonlarca takipçisi olan insanlar var. 65 hiçbir şey değilmiş gibi geliyor ama biz kimseye de yaymadık bu arada. Yani hani bulan buluyor, bulmayan gelmiyor bilmem ne falan. Bir arkadaş şey demiş mesela, beğendim hatta sizin bu seviyede olmanıza şaşırdım falan prodüksiyondan dolayı falan demiş. Bir tanesi demiş ki işte çok başarılı, ileride şöyle olacak, böyle olacak falan. Hani bunlar bizi motive ediyor dürüst olmak gerekirse şu anda. Biz de bu şekilde devam edeceğiz zaten. Durmaya hiç yeltenmeyeceğiz. Ya bir de ilk 65 bunlar yani. İlk 65 önemli benim için. Tabii yani. Canım. Bunlar ilk 69'da 69'da Fifty Shades of Grey çekiyoruz. Yok, kesinlikle çekmeyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın.